aslında böyle değil. Ağaçların üstünde olur en güzel sakız. Çıktığın anda mesela benim bildiğim kül gibi ağaçlar vardır yani. Gibi boncuk gibi. Her bir tanesi de ceviz gibi diyebilirim. Çam sakızı derken çam ağaçlarında değil, kükler ağaçlarında olur. İşte. Bıçakla işlem yapıyorum. Mesela şuradaki gördüğünüz sakızdır. Bunu hemen şu vaziyet kopartıp elime indiriyorum. Ondan sonra bunu temizledikten sonra paket yapıyoruz. Paket. Şimdi bu ağaçların ucu kuruyan ağaçlar vardır. Yani o yaşlanmaya gibi. Onlara daha güzel sakız olur ama bunlarda yani alınacak sakızlar vardır aralarında. Toplarız. Güzel etrafını da temizledikten sonra paketler halinde, çeynem halinde satarız. Biz de geçimimizi onda şey yaparız yani. Sakızcılıkla başladık. İşte 10 yaşından beri ormanlarda sakız topluyoruz. Mevsimine göre böcek topluyoruz. Sakızla geçimimizi sağlıyoruz. Sakızın da bir mevsimi vardır hocam. 6. ayda taze sakız çıkar. Daha da şey olur. Biz biliyoruz yani. Onun mıntıkalarını da biliyoruz. Ağaçtan anlarız. Ağacın ucu kuruya gitmişse onda mutlaka sakız vardır. Yani yazın sakız çıktığı zaman artık 30 kilo, 40 kilo olabiliyor yani. Hocam iş olmadığı için memleketimizde iş yok. Geçim kaynağı yani masrafsız bir şey. Sadece nedir? Motosikletimiz var. Onun yakıtını alarak gidip paraya çeviriyoruz. İhtiyaçlarımızı alıyoruz. Unumuzu alıyoruz. Denimizi alıyoruz. Başka gelirimiz yok bizim çünkü. Çilimi çocuğumuzu bu şekilde okuttuk. Yani kendi gücümle sigortamı yatırdım bu sakız toplama şeyiyle. Çok cüzi bir miktarda emekli maaşı alıyorum. Eşim de şu anda hastadır. Kanser hastası yatıyor, yataktadır. Üniversite 2. sınıf genetik mühendisliğini yarıda dondurmuş vaziyette bir kızım vardır. Artvin birincisiydi. İmkanlarım olmadığı için yani her yerden araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Kadir Kızılkaya girildiği zaman okudamadım, olmadı yani. Annesinin hastalığı da devreye girdi, tamamen bittik biz. Şu an öyle başka yani götüreceğim 28'inde imkanım yok. Mecbur birkaç kilo sakız bulacağım ki götüreyim. Işın tedavisine başlattıracağız. Tehlikesi vardır tabii. Yaş günlerde ağaca çıkamıyorsun. Kayıyor ayakların. Çok menkabeli iştir yani zor iştir. Herkes yapamaz. Kilosu 800 lira 1000 lira arası değişiyor. İyisini 1000 liradan satıyoruz. Onu da müşteri bulabilirsek eğer bulamazsa elimizde kalıyor. Bunun mide ağrısına faydası vardır. Nefes bronşları açar. Sakinleştirir seni. Sadece çiğneyip onu zaten 2 saatte bir kocalır. Biz kocalma deriz. Kül şeklinde gelir ağzında. Onu yutabildiysen ne mutlu. İşte o midede ünsel varsa o birebir yani onu hafifletiyor. Geçimimizi ormanlardan sakız toplayarak temin ediyoruz. Sakızla 3 çocuk büyüttüm ben. İkisini evlendirdim. Oğlum üniversite hazırlığında şu anda. Temmuz-Ağustos ayında yeni sakızlar gelir. Yeni sakız şey yapar. Zaten tecrübeli bir insan nerede sakız çıkacağını anlar ağaçta. Ben girdiğim ormanda yaz sıcağında sakız kokusuna giderim. Güneş vurduğu anda sakız kokusu vardır o ağaçta. O kokuyu takip edersen nokta operasyonu yapmış olursun yani. Şimdi hocam o şartlar değişik yani. Eğer meşede sakız varsa, 150, 200, 300. Tabii ki yani. Yeter ki ağaç, meşeden sakız çıksın yani.